Muhabbeti. Evet, muhteşem bir salı. Geçen sefer gibi değil de, gelecek gibi değil de, bugün gibi olsun. Çok komik. Geçen yani seferki gibi olmasın, önümüzdeki gibi olsun. İnşallah belki bugünkü gibi olsun diyorsun. Gibi. Onu ben de anlamadım ama. Salı haftanın kaçıncı günüydü? Üçüncü günü. Ne, bravo. Bu şaşırtmacalı soruları da artık doğru düzgün cevaplar vermeyi biliyor. Ve favori. Favori günü salı. Gerçekten. Tabii ki de. Çünkü özellikle üçüncü gün olduğu için favori. Benim üçüm çok sevdiğim bir numarası. Ha, biliyor musun? Başka var mı sevdiğin ve uğurlu gelen? 15. Ayak sor, benim numarası kaç? Ayak numarası. No. Hayat. Hayat. Hayat numarası ne demek? Yani benim hayat ilgi içinde. Yani. Şanslı numara. Sadece şanslı hayat değil yani. Çok şey bazı oldu. Bazı insanlar evet böyle karşına çıkıyor değil mi? Evet. Bir arkadaşım vardı mesela 21 her yerde karşısına çıkıyordu. Bir tane arkadaşım var 3 mesela her yerde karşısına çıkıyor. Yani böyle ister istemez apartman numarası 3 oluyor, daire numarası 3 oluyor falan öyledir. Benim de 9'dur. Ya 9'dur. 9 ve 1. 15 o zaman başlayalım. 9 ve 1. Hadi başlayalım. Arabesk. Bak şöyle bir şey gördüm geçenlerde. Sen gördün mü? Bir şehirde hayvanlar üzerinden kadına şiddete karşı çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi başlatmışlar. Afişler yapmışlar. Her yere de böyle mesela boz ayılar bir sığırı tek darbede öldürecek güçtedir ama eşlerine bu gücü kullanmazlar falan gibi böyle fikirler ve yazılar yazmışlar. Güzel bir yaratıcı bir fikir değil gördüm mi? Gördüm ve çok etkileyici. Gerçekten kim yaptı bilmiyorum ama ellerine sağlık söylemek istiyorum. Kadına şiddetle ilgili ne düşünüyorsun? Ay gerçekten yani bu konu bile konuşmak ayıp. Yapmak düşün yani ne düşünüyorum yani. Aynen. Konuşma bile o kadar ayıp ve o kadar sevimsiz bir konu ki yapmak bile bence şey yani olmaması gereken bir şey yani. Aynen. Ama aynı zamanda şey düşünüyorum Burcu, bu nasıl diyebilirim böyle bir bazı zamanları şey düşünüyorum. Ben normalde özellikle böyle bir İtalya'da bir konuşma var ya, orada katıldı ve çok güzel konuştular yani. Mesela şey yani rol model olarak filmlerden, televizyonda olan programları, filmler vesaire vesaire. Bizim genç çocuk var ya ki ilk mesaj olarak oradan alıyorlar ya. Ve anne babandan yani oradan başlaması gerekiyor. Tabii ki aynen. Anne baba mesela şey mesela ben bir örnek yapayım sana. Mesela ben günde eve gidiyorum, tamam mı? Bir eşime bir çiçek aldım. Tamam, belki benim oğlum okulda. Görmüyor. Ben evet. Eşime çiçek veriyorum. Görmedi oğlum. Ne zaman okuldan dönüyor? Çiçek alıyorum ve eşine veriyorum. Hı hı. Ya görsün. Örnek olsun diye söylüyorsun. Tabii ki de yani. Nasıl diyebilirim? İyi davranması gerekiyor. Bu kadında nasıl bir rol? Mesela eşimlere konuşma, ben üstünde girmiyorum çocuk önünde. Ağlaması gerekiyor yani. Onun konuşma, benim konuşma. İkisi de aynı önemli var. Vesaire vesaire. Ya çocuktan başlaması gerekiyor. Anladın mı Burcu'cuğum? Ya çok önemli. Orada bir mesaj vermesi gerekiyor ki kadına şiddet olmaz yani. Şey Burcu gördün mü? Beyaz var ya, Beyazı Toz Türk. Büyük evlerden şey sıkıldı. 2+1 eve taşınmış. Böyle bir magazin sayfalarda böyle bir şey yani gördüm. Sen büyük ev tarzısın yoksa küçük yuvadasın? Yani ikisi deyim ya, ben öyle söyleyeyim sana. Çünkü ben böyle hani çok fazla eş, yani çok büyük ev de seviyorum tabii ki. O da çünkü şöyle bir şey. Büyük evde olduğun zaman eğer evliysen, bir de işte çocukların da varsa, kendini ayırabileceğin küçük bir odan, bir alanın, bir özel yaşayabileceğin, sonuçta özel hayatımıza yaşamaya devam etme konusunda sıkıntılarımız oluyor evlilikte, orada burada ya. Böyle mesela kendini ayırabileceğin, hobilerini ayırabileceğin, arkadaşlarına vakit geçirebileceğin, kendine ait bir bölüm varsa o evde mesela, büyük ev tabii ki dünyanın en güzel şeyi. Ama küçük evde şöyle güzel, doldurmak zorunda değilsin. Temizlerken çok zorlanmazsın. Değil mi? Falan filan. Sevgilini, kocanı bulmakta zorlanmazsın falan böyle. Hani hep kıça olmak durumundasın evin içinde falan. O yüzden de sevimli mesela. Hani bu açılardan bakıyorum genelde. Sen hangi açılardan bakıyorsun? Ben şey, bekar olarak hep küçük eve yani. Küçük ev. Bekar olarak küçük ev beni çok rahatlatıyor. Ya iyi hissediyorum küçük ev içinde. Büyük evi aldığı zaman da kötü yani. Kötü bir şey yaşadı yani. Ama şimdi aile olduğu için yani bir tane şey, kaleye ihtiyacı var yani. Yemin ederim bir kale yetmiyor yani. O çocuk oyuncakları, eşim eşyaları, benim eşyaları, köpekleri, 50+1 bravo var. 50+1 belki. 50+1 artı böyle bir 2 hektar bahçe, yarım orman, küçücük kendi plajı, 4 tane havuz belki yetebilir yani. Ya Danilo, sen hiç astronot maaşı kaç paradır merak ettin mi? Ben geçen bir program seyrettim.
Böyle Rus kozmonotlar aylık 2500 dolar falan alıyorlarmış. Ama NASA astronotları ne kadar alıyor biliyor musun? Bir tahmin. Yani ben hep şey astronot düşününce milyon para kazanıyor yani gibi geliyor. Ha, aylık herhalde. Ya çok para yani çok. 170 çok. Bin dolar alıyorlarmış abi aylık. Aylık 170 bin dolar. Ama sefer yapsan da yapmasan da herhalde. Ama şey de var bu nasıl bir hayat yaşıyorlar ama bu cücüğüm. Zor değil mi? Evet, çok. Çok zor ve çıktığı zaman da... Dönüş bayağı yıllar, bir yıl sonra, kaç yıl sonra dönüyorlar acaba? Hmm. Uyduya muydya gidiyorlar, bir şeyler yapıyorlar, geri geliyorlar herhalde değil mi? Daha hızlı yaşıyorlar. Çok daha hızlı yaşlanıyorlar, ha evet. Ama düşünsene ya, böyle bir zevk var mı abi? İnsan yani o parayı verip, kendisi verip binmek ister. Yanlış mı? No, tabii ki de öyle zaten. Acayip, öyle, ya, öyle. Çok iyi. 170 bin dolar aylık. Bayağı Ronaldo kadar para kazanır. O da hafta kazanır ama. Kazanır da iyi para. İyi bir para. Ama hak ediyorlar. Ama Rus kozmonotları anlayamadım neden o kadar az. Bilmiyorum o şey. Biraz da şey bir ihtimal yani. Ya bence o kadar mı az para kazanıyor? Bence değil ya. Bence belki şey ne bileyim. Böyle bir 30 sene önce. Apollo zamanı böyle bir o kadar az kazanıyorlar Rus astronotlar. Çok şekersizler. Yok mu? Evet, çok geçmişe gittin. Evet. Öyle bir şey dedi. Ya. Bir de yanlış gibi. Bilmem ya. Bence şimdi bir astronot olmak için kolay mı canım? Onlar da şey, mühendis. Şey mi? Vesaire. Evet. Öyle bir herkes de astronot olamaz yani. İtalya'da durum ne ya? İtalya'da çok iyi, çok iyi. Sağ ol. İnşallah. Çok iyi. İyi tamam. Uzaya güzel ama. Uzaya gitmeler, gelmeler falan var mı? Var. Bizde şey var. Samantha Cristoforetti evet. Kadın olarak evet. İlk böyle bir stasyonu spaziale. Uzay şeyine gitti istasyonuna. Ha, istasyonda orada kaldı. Ha. Bir sene kaldı vesaire. Var yani bizim program çok sık sık gidiyorlar yani. Hmm. Yanlış hatırlamıyorum. Birkaç hafta önce bir adam gitti. Çok yaşlı bir adam gitti. İtalyan biri. Hmm. Şey Ruslarda vesaire yani bir grup yani beraber. Hmm. Onlar da gitti. Bayağı yani bildiğim kadar yani böyle gidiyorlar. Yolcu gibi mi gittiler yoksa şey mi? No. Hep iş için. Yani. Eski astronot. Hep iş için. Yok gezmeye değil yani. İş için gidiyor. Ya seni çok seviyorum. Ya i̇ş, şey var tamam, ya. Çalışıyorlar. İşleri bu yani manasında söylüyorum. İsmi ne ya? Şey yapıyor ya. Ne bileyim abi. Musk, evet. Elon Musk. Evet. Şey yapmak istiyor ya tatil evet. için evet. uzayla gitmek. Abi o adam yapar. Yapar. Biz bu ömrümüzde görürüz onu. Vallahi mı? Ben bu ömrümüzde görürüz. Allah yeterince para kazandırırsa gideriz de. Gideriz ha. Ben de gelirim. Hadi Allah bana nasip ederse sizi de götüreceğim. Maşallah. Ha, güldü. Niye gülüyor ya? Bilmem gülüyorsun. O gelmez sana söyleyeyim o gelmez. Korkar mı? Korkar ya. Bugün saçlarını falan acayip yapmış. Gördüm. Kukular sürmüş. Ama yeni sevgili buldu bari. Ne? Şaka yapıyorum. O toplara girme beyim ne olur ne olmaz. Arabesk. Cicim. Yes baby. Sana bir şey sor. Bir konudan bahsetmek istiyorum. Yes. Bir şey, herkese Burcu ve Danilo gastronomi bölümü hoş geldiniz. Evet buyurun. Gastronomi ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Biliyorsun bu çok önemli bu Michelin yıldız bir şey var yani. Çok evet tabii. Önemli. Restoranlara veriliyor, şeflere veriliyor. Evet. Aynen öyle. Aslında şey bu bir tane kitap biliyor musun? Evet. Bu Michelin Guide yani. Evet. Una guida. Evet. Bir kitap. Orada bütün restoranları yazıyorlar. Evet. Bütün değil yani. Seçenekleri seçtiler restoranı yazıyorlar. Bir, iki veya üç tane il veriyorlar. Var. Doğru. İlk defa Fransa'dan çok ünlü bir restoran yani. Hı-hı. Senelerce bir restoran. Bu yıl, üç yıldızları ve üç yıldız bir tane değil. Üç yıldızları istemedi. Aynen öyle. İsmi şey Sebastian Bras. Çok ünlü yani. Biz yani şef olarak çok ünlü. Özellikle babası çok ünlü. İstemedi. Aynen öyle. Ben dedi ben üç yıldız istemiyorum. Çünkü bu üç yıldız beni bağlanıyor. Baskı yaratıyor. Aynen öyle. Beni şey. Bağlıyor. Bağlıyor. Beni bağlıyor. Beni rahat bırakmıyor. Aha. Anladın mı? Benim şey yani yapmak iş yapamıyorum. Hmm. Ya, öyle hissediyorum. O için bundan sonra ya, teşekkür ediyorum tabii ki de ama istemiyorum bu yıldızları. Tabii çok ki acayip. Büyük bir şey olay oldu yani. Tabii ki olur. Bu ilk değil yani. Bu ikinci. Çünkü birinci bir tane İtalyan şef istemedi. Üç yıldızları. Bu ikinci şef aslında ya. Çok acayipmiş. Ama şey çok önemli çünkü bu bir Fransa şef. Michelin yıldız Fransa'dan evet, bir şey. Bu bir Fransa şef ilk defa oldu.
Aslında konu burada bitmedi. Hı. Biliyor musun? O Michelin yıldızları şirketi veren, evet, verene cevap verdi. Tabii ki de. Ve sen nasıl bir cevap verdi? Eşit, sen kimsin değil ya, ama yakın o tarzı yani. Gerçekten bir şoktayım şu an. Ne dediler? Şey dediler. Şu, bak abi, biz de seni seviyoruz ve bence bize 3 yıldız hak etti yani. Senin baba vesaire vesaire. Ama bu kitap şefler için bir kitap değil yani. Bu kitap müşteri için bir kitap. Hı-hı. Biz de şimdi sen 3 yıldız istemiyorsun ki. Biz de sana 3 yıldız vermedi. Hı-hı. Bu sana restorant verdi. Müşteri için. Onlar da şey için yani. Onlar da yemek istiyor. Biz de seni restorant 3 yıldız verdi ya. Yani. Evet. Şimdi bir bakalım. Verebiliriz, vermeyebiliriz. Avukat ile konuşalım. Sonra sana haber vereceğiz yani. Şimdi çünkü o şirketi diyorsun ki, biz de sana yıldız çıkarmazsa, sen istemedi ya. Evet. Belki sen bizi mahkemeye açabilirsin. Oba. Anladın mı? Çok acayip. Çünkü senin ismi kullanıyoruz bizim kitapta. Sen istemezsin, biz böyle bir hak yok yani. Vesaire vesaire. Fransa'da bu sıkıntı yaşıyorlar yani. Aa. Ciddi bir sıkıntı. Ama aslında bu Michelin yıldız çok şey, biraz skandal oldu, biraz şey oldu. Ha, ya nasıl diyebilirim? Paralı veriyorlar, vermişler mi? Öyle bir şeyler mi? Öyle ya skandallar. Ya Burcu, bazı şeyler var ya, bazı seçenekler var ya bu yıldız, evet, zaman, evet, için. Mesela şey, şarap kantin önemli. Evet. Hangi şarap var, hangi şarap yok. Bu şey çok mantıklı değil. Anladın doğru. Lokasyon önemli. Bu da mantıklı değil. Vesaire vesaire. Yani çok şey var, anladın mı? Sonra para verdiler mi? Belki para vermediler ama bir tane şey içindi, anladın mı? Bir tane nasıl diyeyim, normal bir şey içindi değil yani. Herkes de böyle bir istediği şey yapamıyor. Herkes iş yapamıyor. O zaman biraz da şey oluyor yani. Mafya gibi diyebilir miyim? Evet. Kötü mafya değil yani. Ama anladım. Anladım, böyle tek bir şey. Tek elini almış gibi bir şey oluyor. Tek elini almış. Bravo, öyle bir bravo, şey. Bravo. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Buyur. Sen şef olsun, tamam mı? Evet. Ve biliyoruz ki sen çok tecrübe mutfakta da. Burcu kuru fasulyesi var ya, yemin ederim. Çok iyi gerçekten. Dünya öyle bulamaç, bir şey yok bulamaç, arkadaş. Bulamaç. Şey, şef olsun. Senin 3 yıldız geliyor. Benim hiç öyle bir akım yok. Ben özellikle bak bu konuda şimdi bana bir şey sorarsın diye bekledim de. Mesela benim arkadaşlarım da işte bilmem nerede restorana gidiyoruz. Yurt dışına gittiğimiz zaman rezervasyonlar yapıyorlar böyle iyi restoranlara falan. Tabii ki ister istemez. Diyorlar ki işte Michelin yıldızlı falan. Abi hiç ilgilendirmiyor beni ya. Gerçekten hiç ilgilendirmiyor. Hiç benim için kıstas o değil yani. Ben bana getirilen tabağı seviyor muyum? Karnım doyuyor mu? Lezzetli mi? Yani bana ne kadar tereyağı kullanılmış o kadar iyi bağlı yani. Öyle söyleyeyim sana. Ya tabii ki de lezzet başka bir şey yani. Lezzete yıldız dışında bir şey yani. En sokak yemeklerden bulanabilirsiniz. Abi, en lüks restoranta gidebilirsiniz. Ama Türkiye bu biraz bir moda, biliyor musun? Bütün yeni restoranları böyle bir Avrupa'dan Michelin yıldız şefleri almak istiyorlar. Ha. Türkiye bu yeni bir şey. Sen istiyor musun sen? Ben mi? Ya, alırım ya. Alırım. Biliyor musun şey, bir restoran ilk yıldızdan bak. Evet. Sen bir restoran var ya, sıfır yıldız, tamam mı? Yeni açıldı dedim. Evet. Yıldız geldiği zaman da bir yıldızdan bahsediyoruz ha. Evet. İki ve üç çok daha. Evet. Bir yıldız senin fiyatın ortalama çarpı ikiye oluyor menüde. O yıldız olduğu için. Tabii ki de. Yemek aynı yemek ama. Tabii ki de yemek aynı. Boşver ya. Arabesk. Efendim. Alo. Alo, pronto. Merhaba, pronto. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Recep ben, Recep. Recep abi nasılsın? İyiyim, iyi güzelsiniz. İyi, teşekkür ederiz. Çok çok mersi. Evet abi, sen şey abi, sana bir şey diyebilirim bak, bilmeden, bence sen veya muhasebe veya avukat, hangisi? Anlamadım ne? Avukat mısınız, muhasebeci misiniz diye soruyor nedense. İkisinden birini seçmem gerekiyor mu? Hayır. Siz hangi işi yapıyorsanız onu söyleyin bize. Turizm sektörü diyeyim. Ne yapıyorsunuz? Turizm sektörü. Turizm sektörü. Evet. Oo, nasıl gidiyor ya sektör? Yani aslında biz sadece öğrenci odaklı programlar yapmıyoruz. Ha, öğrenci odaklı. Daha iyi. Evet, yani yetişkinlere yapmıyoruz. Ha, tamam peki. Öğrencileri nereye yolluyorsunuz mesela? Eğitime, okula, bilmem neye falan mı? Tabii hem akademik eğitim içeriği olan programlar düzenliyoruz. Örnek hani CERN programı düzenliyoruz. Cenevre'ye hiçbir şey. Aa, ne güzel. Müthiş yani. Çok güzel ya. Sonrasında okullarımız var. Onlar da bu işi bir şekilde sağlıklı. Peki mesela şöyle bir şey mi? Yani mesela öğrencinin böyle bir başarılı bir eğitim düzeyi işte şeyi mi olması, not ortalaması falan mı olması lazım? Yok, şeyle ilgili. Okulun algısıyla ilgili. Aa, öyle mi?
Evet. Ne güzel. Mesela spor bursu falan veren okullarda oluyor mu? Öyle başvurularda bulunuyor musunuz öyle şeyler? Tabii tabii ya, bizim şeyde Amerika'da NBA basketbol programımız var. Ay ne güzel ya, süper ya. Tabii öğrenci gruplarımızı aynı okul olmasa bile hani onları toplayıp birlikte. Aa, ne kadar güzel bir iş yapıyorsunuz ya. Çok mersi. Siz peki nasıl mesela giderken mi gitmiştiniz? Siz nasıl, ne okudunuz? Yok, ben turizm okumadım mesela. Ben işletme okudum. Ha, işletme. Nerede okudunuz? Yani arkadaş vasıtasıyla zaten bu işe girdim. Ha, ne kadar güzel ya maşallah. Aha. Bize de öyle arkadaşlar lazım bence. Evet, özellikle basketbol NBA'den bir tane arkadaş var. Biz size güzel bir konser bileti vermek istiyoruz. Mazhar Fuat Özkan, seversiniz herhalde çünkü sevmeyen yoktur. Tabii ki sevmeyen yoktur. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde ana tiyatroda yapılacak bir konser 9'unda. Ocak ayının 9'unda yapılıyor konser. Ne güzel. İki kişilik bir... Yeni yıla çok güzel bir hafta ile Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Çok kibarsınız. İki kişilik bir davetiyedir efendim. Ama bizim başımızda bir tane Bahri polisimiz var. Evet. Biz iyi polisler, o kötü polisler. Bahri bir şey yapmak ister hep. Böyle soru sormak ister. Ödül vermeden önce, hediyemizi vermeden önce. Hak kazanmak için gibi diyelim. Tamam, şimdi futbolla aranız nasıl? Yani gayet yok. İyi olduğunu zannediyorum ama bakın. Tamam. Hiç beklemediğiniz bir yerden soru gelebilir belki. Şöyle ki, hangi takımı tutuyorsunuz? Galatasaray. Bravo! Tebrik ediyoruz. Kazandım herhalde. Yok, hayır. Soruyorum. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kimdir? Fatih Terim. Bravo! Tebrik ediyoruz abi. Süper bir Melo biletli konser, iki kişilik için kazandınız. Abi güle güle kullan, tamam mı? Çok teşekkürler. Çok kolay gelsin, çok memnun oldum. Görüşürüz. Evet. Görüşmek üzere, çok mersi. İyi günler, hoşça kalın. İyi günler Burcu'nun. Sağ ol. İnanamıyorum Burcu. Fatih Terim döndü mü Galatasaray'a? Evet. Bilemedin ki. Evet. Arkadaşlar hadi Fatih abi, Fatih Bey büyük bir tane şey. Fatih. Tebrikler. Tebrikler, hayırlı olsun kendisine diyelim. Kendisine çok güveniyoruz. Yola bekliyoruz. Yola çık olsun. Biz de ama şey. Güzel bak, ne güzel hediyeler evet. Verdik, bitirdik. Yarın yine burada olacağız efendim, hoşça kalın. Biz de, evet. Aslan kaçırmayı yapıyoruz. Arabesk.